Bu Ramazanda kendinize bir iyilik yapın ve Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi'nin 3 yaz seminerinden birine illaki kaydolun. 8 Mayıs'ta başlayıp 12 Ağustos'ta hitame edecek 14 haftalık bu seminerlerle düşünce ve iman dünyanızı yeniden inşa edebileceksiniz. Yeryüzü Mirasçıları'nın vasıfları seminerini tercih ederseniz Muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin hayalini kurup projelerini yaptığı ve kurtarıcı nesil, altın nesil, ruh ve mana hekimleri, düşünce ve aksiyon insanları, ışık süvarileri, ruh ve düşünce hekimleri, mefkure insanları, çağın sorumluları gibi mesaj yüklü terkiplerle adlandırdığı Ahseni takvimi mazhariyetin 13 temel vasfını tanıyacak, bu vasıfları edinmenin ve edindirmenin yollarını arayacaksınız. Araştırmacı yazar Kerim Balcı'nın koordinatörlüğünde aralarında Necdet İçel, Albert Frolov, Nedim Hazar, Numan Yiğit, Orhan Bircan, Mehmet Yavuz Şeker, Sami Koçak, Fatih Kumaş, Fatih Açık, Fatma Nur Kılıç, Yusuf Bayram, Yüksel Nizamoğlu, Hamdullah Bayram Öztürk, Cemal Türk, Adnan Aslan, Taceddin Kayaoğlu, Emine Eroğlu, ve deniz yolcu gibi uzman isimlerin bulunduğu misafir öğretim görevlilerinin katılımıyla yaşanacak bu müzakere şenliğine dahil olmak istemez misiniz? Lemalar Dershanesi'nde Risale-i Nur Eczanesi'nden asrın yaralarına devalar derleyecek, Sözler Dershanesi'yle başlayan Risale-i Nur'un tamamını kapsayıcı ve derinlemesine bir nazarla okuma serüvenimize eşlik edeceksiniz. Seyit Erkal, Profesör Doktor Ayhan Tekineş, Doktor Yüksel Nizamoğlu, Emine Eroğlu, Aslı Baran, Doktor Mehmet Yavuz Şeker, Kerim Balcı, Profesör Doktor Ömer Atilla Ergi, Osman Karyadı, Mehmet Akar, Doktor Süleyha Merifikret, Fikret, Doktor Hakan Gök, Doktor Hulusi Yavaş, Cemil Tokpınar, Doktor Ali Sait Karahanlı, Profesör Doktor Osman Şahin, Yusuf Bayram ve Enes Ergene gibi uzman isimlerin her birinin uzmanlık alanlarındaki bir lemayı analiz edecekleri, Doğu ve Batı'nın hikmet eserleriyle kıyaslayacakları lemalar yolculuğumuza katılmak istemez misiniz? Hac ve Umre sertifikası programına dahil olmak, muhterem Fethullah Gülen'in bir rüyasını onunla birlikte görmek adeta. Necati Mert'in koordinatörlüğünde Doktor Ahmet Kurucan, Doktor Reşit Haylamaz, Faruk Sünbül, Emine Eroğlu, Doktor Figen Es, Harun Tokak ve daha pek çok alanlarında uzman ismin katılımıyla gerçekleşecek olan seminerimiz Hac ve Umre'nin menasıkı kadar mekanlarını, kültürünü, edebiyatını hatta efsanelerini de ele alacak. Müzakere saatleri, eleştirel düşünme atölyesi, paneller ve belgesel ve film saatleriyle zenginleştirilmiş Hac ve Umre sertifikası programına dahil olduğunuzda kendinizi hac ve umre rehberliği yapabilecek yetkinliğe erişmiş, manen dinginleşmiş, katılımcı arkadaşlarınızla tıpkı hac arkadaşlığı benzeri bir ders arkadaşlığı tesis etmiş bulacaksınız. Bayramdan önce kendinize veya dostlarınıza bir bayram hediyesi alın ve Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi'nin 3 yaz seminerinden birine illaki kaydolun. Kendiniz katılamayacaksanız bir öğrencinin katılım bursunu karşılamak üzere bağışta bulunmayı da düşünebilirsiniz. Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi, bilginin erdeme dönüştüğü Respect Graduate School projesidir. 8. Asıl Cenabı Hakim Mutta şu dağını tecrübe ve midan imtihanında çok mühim şeyleri kesette eşya içinde saklıyor. O saklamakla çok hikmetler, çok masraflar bağlıdır. Mesela Leyla i Kadri Umum Ramazan'da saat icabî duayı Cuma gününde, mahbur velisini insanlar içinde, eceli ömür içinde ve kıyametin vaktini ömrü dünya içinde saklamış. Zira eğer insan muayyen olsa yarı ömrüne kadar gaflet mutlaka yarıdan sonra da ağacına adım adım gitmek gibi bir dehşet verecek. Yani mesela doğduğumuz zaman belli olsa herkes 100 sene yaşıyor. Değişmiyor bütün insanlar. 100 sene yaşıyor. 100 senedeki son gün bitince böyle pili bitmiş gibi ölüyor. Şimdi böyle olsa uzun bir ömür hani ya ortalama ömrün üstünde bir ömürden bahsediyoruz. Bundan mutlu mu oluruz yoksa dehşet mi alırız? Muhtemelen dehşet alırız. Yani böyle hapse girenlerin veya askere gidenlerin çetele koyup sayması gibi, geri, geri sayım yapması gibi. işte üç, ne oluyor? 3 365 çarpı 100, 36.500, 36.499, 36.498. Tabii tabi bebekken sayamazsın ama işte 30 binden düştüm, 25 binden düştüm, 20 binden düştüm aşağı doğru böyle bir dehşet alma durumu olacak. Halbuki ahiret dünya ve dünya muazelesini muhafaza etmek ve her vakit havf-ı reca'da ortasında bulunmak maslahat iktiza eder ki her dakika hem ölmek hem yaşamak mümkün olsun. değil mi? aslında makul olan bu. Yani diyelim 70 sene ortalama ömürse insan hayatını bir hafta gibi düşünecek. Yani işte ben şimdi 50 yaşına girmek üzereyim. İşte pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma bitti. Hafta sonuna geldik yani. İşte e, ne yapman lazım? İşte hafta bitti diyorsun hafta sonuna gelince. Hafta bitti yani ömür bitti aslında. Öyle düşünmek lazım gelirken ne yapabiliyor insan? İşte ölmeden önce e, göreceğim işte şunlar olsun, ölmeden önce bunlar olsun diye e, böyle bir e, farklı bir matematikte ortaya koyabiliyor. Hem yaşamak mümkün olsun. Şu halde müphem tarzdaki 20 sene müphem bir ömür, 1000 sene muayyen bir ömre müleccattır. Yani o müphemiyet ne yapıyor insanı? böyle bir teselli veriyor psikolojik anlamda İşte kıyamet dahi şu insan ekber olan dünyanın ecelidir eğer vakit tayin etseydi bütün kurunu ula ve usta bu kurunu ula ve ustayı nereden biliyoruz Hz. Musa'nın cümlelerinden biliyoruz Hz. Musa kendisinden önceki kavimleri kurunu ula diye isimlendiriyor aslında ben bu usta meselesini hiç görmedim hatta şimdiye kadar Risale'de de dikkatimi çekmemişti ama Efendimizle birlikte Efendimiz ben ahir zaman peygamberiyim diyor. Dolayısıyla Efendimiz'den sonrası kurunu uhra oluyor. Hz. Musa'dan öncesi de kurunu ula ise Hz. Musa ile Efendimiz arasındaki döneme kurunu usta diyebiliriz. Yani ben bu usta tabirini kendim kullanıyordum ama bana e, bana ait zannediyordum. Üstad'a aitmiş. Üstad ben kullanmış. <laughs> evet kurulu usta olarak ifade edebiliriz. Gaflet mutlakaya dalacak idiler ve kurulu uhra dehşette kalacaktır. Evet. İnsan nasıl hayat şahsiyesiyle hanesinin ve köyünün bekasıyla alakadardır? Evet. Öyle de hayat içtimai ve nevisiyle, sosyal hayat ve insanlığın hayatıyla, küre-i ve dünyanın yaşamasıyla alakadardır. Kur'an iktarabatı saat malum ve şakkal kamer diyor. Kıyamet yakındır ferman ediyor. Orada da enteresan bir şey var. Yani ay yarıldı bir anlamda geri dönülmez bir şekilde kıyamet saati kronometresi e, başlamış oldu. E, onun e, astronomik anlamda tuşuna basılmış oldu. Bin bu kadar sene geçtikten sonra gelmemesi yakınlığına halel vermez. Zira kıyamet dünyanın ecelidir. Dünyanın ömrüne nispeten bin veya iki bin sene bir seneye nispetle bir iki gün veya bir iki dakika gibidir. Evet. Hatta kainata nispetle saniye. Saat kıyamet yalnız insaniyetin eceli değil ki onun ömrüne nispet edilip bayit görürüz. Bayit görürüz, uzak görürüz. İşte bunun içindir ki hakim-i mutlak kıyameti mugayyabat tahamseden hamseden olarak ilminde saklıyor. İşte bu ip hamsırdığındandır ki her asır hatta asr hakikat bin olan asr-ı saadet dahi daima kıyametten korkmuşlar. Hatta bazıları şeriatı, şeraiti, şartları hemen hemen çıkmış demişler. Yani sahabe döneminde, tabi'in, tebe-i tabi'in tabi döneminde böyle bir yaklaşım olduğunu anlıyor. Daha sonra da var böyle bir yaklaşım. Yani buna dair uzun bir e, video video Kassama alakasında üstadım bu kıyametin saatine dair verdiği dakik bir hesaplama var. E, o mektup münasebetiyle buna dair uzun bir açıklama yapmaya çalışmıştık. Orada tabii e, işin ince noktası şuydu yani orada üzerinde durmaya çalıştığımız nokta e, malum bu mugayyeba tamse yani Kur'an'da doğrudan beş bilinmez olarak e, ifade edilirken Üstad Hazretleri çok dakik bir saat veriyor. Tabii orada Vel ilm layan la yan diyerek e, o anlamda söylenmesi gerektiği şekilde Üstad Hazretleri söylüyor. Fakat genelde Üstad vel ilm Allah la yan diyorsa orada ilmi manevi bir keşfi var. E, yani doğrudan başka bir yere dayanmayan bir yeni bir keşif yapıyor o yüzden söylüyor. Orada da izah ediyor. E, malum orada bir hadise ve Fatiha'ya ve daha sonra başka bir mektupta vel As suresine de işaret ederek Oradan bazı hesaplamalar itibariyle de bir geleceğe perspektif çıkarıyor. Fakat çıkardığım perspektif ile kıyametin, şey, kıyametin tarihi o zaman da olacak şekilde anlamak doğru mudur? Yanlıştır. Çünkü öyle anlarsak Kur'an'ın açık hükmüne muhalefet etmiş oluruz. O daha büyük bir hata meydana getirir yani. Ama inkar edersek yani Üstad Hazretleri elbette boş bir söz söylemiyor. Ee, mesela saddet Konemiye bakıyoruz. Diyor ki işte yanındakilere talebeler e, işte bazı eserlerini okumak istiyor. O diyor ki yani şurada kıyamete ne kadar kaldı işte belki 40-50 sene bir zaman kaldı. İşte bu eserlerle uğraşmayın. İşte hadisleri okuyun. E, amellerinizi güzelleştirin diyor yani. Demek ki her dönemde bu tür e, meseleler olmuş. Şimdi üstadım bu söylediği mesele aynen de çıkabilir, çıkmayabilir de. Çünkü bunun Esbabı var. Hatta işte diyor insanlar bütün bütün aklını kaybetmezse diyor. Demek ki daha önce de olabilir. Söylediği tarihten daha da önce olabilir. Ama bazı sebepler yerine gelir. Belki daha da geçike de bilir. Yani o şekilde bir ihtimal de var. Artı şu olabilir. Kıyam Mesela Cengiz çıktığı zaman zamanın artık Deccal çıktı demişler. Gerçekten Cengiz Hadisesi İslam tarihinin en büyük yıkımıdır yani Moğol istilası dediğimiz mesela. Ee, şimdi böyle baktığımız zaman kıyam yani artık kıyamet kopacak. İşte Deccal da çıktı zaten. Gerçi doğru, yanlış bir tespit değil o zaman için. E şimdi e, bun, buna benzer bir hadise de olabilir. Yani dünya bütün dünyayı tesir altına alacak bir hadise de olabilir ama ondan sonra nasıl yeni bir sabah olmuş? Yeniden bir aydınlanma gelmiş diyelim. Osmanlı'yla belki Selçuklu ve Osmanlı'yla bir e, mesele e, kuvvet bulmuş. Belki yeniden böyle bir kuvvet bulma da olabilir. Yani dönemsel bir kıyamet hükmünde olan bir hadise de olabilir. Bilemiyoruz yani olayın e, şeklini, şemailini. E, ama e, üstadınız anlattığı şekliyle belki bizzat fiziken gerçekleşecek bir hadise olur. Eğer o böyleyse e, işte e, hadislerde açıkça ifade edilmiyor. Hatta büyük üstadların da açıkça talihini vermediği bir hadise. Üstad nasıl e, bu kadar dakik bir hesaplama yapabiliyor? Belki bu soruya cevap vermek lazım. Orada da şu var. Mugaybat hamsedeki diğer meselelere bakmak lazım. Üstadın Mugaybat hamsedeki diğer meseleler mesela yağmurun yağması meselesini getirdiği yaklaşım ne diyor orada çok e, ana rahmindekilerin bilinmesi, onlara getirdiği bir yaklaşım var. Yani gayba tamserdeki diğer meseleler ne? E mesela ana rahmindekilerin bilinmesi. Şimdi ultrasonlar var, bilmiyor mu bilmiyor? Erkek mi dişi midir? E şimdi tabii orada e, ana rahmindekilerin ka, e, ana e, rahmindekilerin bilinmemesi e, meselesini Kur'an e, dememiş ki erkek dişinin bilinmemesi dememiş yani belki Said Mişakim ya onun bilmemesi çok daha önemli bir mesele. Hani şimdi insanlar diyor ki işte işte rahmindekilerin bilinmeyeceğini söylüyor Kur'an ama biliniyor. E nasıl olacak şimdi? E o zaman Kur'an Kur'an yanlış oldu ama öyle değil. Kur'an yanlış olmadı. Kur'an ana rahmindeki dedi. Yani Efendimiz çünkü başka bir hadiste diyor ki ana rahmindeki Said ise Said'dir, Şaki ise Şaki'dir. Yani bunun bilinmemesi muhtemelen aslında anlatılan mesele ama insanlar belki daha çok erkek mi dişi mi olacağına odaklandığı için e, meseleyi o şekilde e, yorumlamaya yakın olmuşlar e, ve görünce de işte biliyoruz şeklinde e, ele alabiliyorlar. Diğer taraftan ee, i̇şte işte meteoroloji dört e, günlük hesaplamalarda, dört günlüğü geçmeyen hesaplamalarda yüzde doksan yedilik bir isabet oranı var. Çok yüksek bir isabet oranı yani. Şimdi o zaman e, gökyüzündekileri de biliyoruz. Yani yağmurun yağıp yağmayacağı meselesinde çok yüksek bir isabet oranı var. Hani bilmiyorduk. Demek ki Üstad orada çok güzel bir açıklama yapıyor. Ana rahmi için de aynı açıklama yapıyor. Yani Sebepleri ortaya çıkmış fiziki anlamda. Sebepleri ortaya çıkmış. Yağmurun bulutlara meydana gelmiş yani. Rüzgar çıkmış. Sen ne yapıyorsun? Oradaki daha önceki tecrübeden hareketle sebepleri ortaya çıkmış bir vakanın gelişimini takip ediyorsun. Ona bir perspektif çiziyorsun yani. İlmi bir perspektif ortaya koymuş oluyorsun. Aynı şey aslında ana rahmindekiler içerisinde geçerli. Şimdi üstattan önceki asırlarda o meselenin esbabı, esbabı derken neyi kastediyoruz? Küçük ve büyük alametlere henüz çıkmamıştı. Fiziki olarak yeryüzüne inmemişti yani. Bakın Üstad Hazretleri'yle ile birlikte bu meselenin fiziki esbabı bizzat ortaya çıktığı için Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı gibi işte ideolojiler asrı olması gibi pek çok günahların ortaya çıkması pek çok yönüyle küçük alametler hatta büyük alametlerin mağazları bizzat ortaya çıktığı için Üstad Hazretlerinin şeyi tespiti sebepleri çıkmış, alametleri tekevvün etmiş. Yani ara, ana rahmine düşmüş bir hadise veya yani gökte alametleri belirmiş bir hadisenin haberi olduğu için Üstad Hazretleri bundan haber vermesi, ilmi ve emani bir keşifle haber vermesi, diğer velilerin haber verememesi gayet makuldür. yani. Evet devam edebiliriz kısa sonra. Hmm. i̇şte bu hakikati bilmeyen insafsız insanlar derler ki evet. ahiretin tafsilatını ders alan müteyakkız kalpli keskin nazarlı olan sahabelerin fikirleri niçin bin sene e, hakikatten uzak olarak fikirler düşmüş gibi istikbal dünyevi de 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarına karip zannetmişler. 1400 sene sonra ne olacak? Ah, e, ahir zaman başlayacak olacak bir mesele. Yani üstadla birlikte başlayacak bir meseleden bahsediyoruz. Ee, yani başka bir hadiste aslında hadis mi? Aslında hadis yorumu. Hadis zannediliyor ama hadis değil aslında. Hadis yorumu. Ee, Efendimiz ümmetimin vakti 1500 seneyi geç, fazla, geçmeyecek diyor. Bu bir hadis değil aslında. Ee, dediğim gibi hadis zannediliyor. Ee, Efendimiz ümmetim istikamet üzere giderse bir gün vardır. istikamet üzere gitmezse yarım gün vardır diyor. Bir günü bin sene işte yarım günde beş sene yaptığımız zaman bin beş sene gibi perspektif ortaya çıkmış oluyor. Ee, bu açıdan da yaklaşılmış. O 1500 seneyi artık buradan mı çıkardılar başka bir şeyler mi? Hadi, çünkü doğrudan hadis olarak 1500 seneyi görmüyoruz ama hadis şerhlerinde gördüğümüz bir mesele bu. Ee, en cevap çünkü sahabeler feyzi sohbetin nübüvvetten herkesten ziyade dar ahireti düşünerek dünyanın fenasını bilerek kıyametin iphamı vaktindeki hikmet ilahiyi anlayarak eceli şahsi gibi dünyanın eceline karşı daima muntazır bir vaziyet alarak ahiretlerine ciddi çalışmışlar. Yine Ashab-ı Kiram diyor ki, e, Efendimiz diyor, e, hiç, hi, Nuh Nebi'den beri, Nuh Nebi'den demesi de enteresan aslında. Adem'den beri demiyor. E, burada ayrı bir ince bir espri var. Nuh Nebi'den beri hiçbir peygamber yoktur ki kavmini deccal fitnesiyle korkutmamış olsun. Malum Hazreti Nuh ikinci Adem kabul ediliyor. Yani bizim dönemimizdeki bir anlamda 2. E, adem deniyor. Çünkü insanlık değil, hatta bütün canlılar yeniden başlamış oluyor. E, bu anlamda e, bu de, bütün peygamberlerin korkuttuğu bir fitneden bahsediyor. Ahir zamanda Deccal fitnesinden bahsediyor. Ashab-ı kiram diyor ki, Allah Resulü bizi Deccal fitnesi konusunda o derece uyarırdı ki, biz onu sanki Medine kurmalıklarına gizlenmiş gibi, telakki ederdik. Yani Mekke müşriklerinden daha yakın bir tehlike telakki ederdik. Sanki Mescid-i Nebevi'den çıksak kılıç kılıça onunla kıtal edeceğiz şeklinde böyle bir e, metafizik gerilme efendimiz geçirirdi diyor. Bu anlamda Ashab-ı Kiram'ın hayatında e, bu e, ahir zaman fitnesi meselesi önemli bir yer tutuyor. Şimdi bu ahir zaman fitnesi ve kıyametin vaktinin ne kadar önemli olduğunu dinde ne kadar önemli bir yer tuttuğunu anlamak için aslında Cibril hadisine bakmak lazım. Cibril hadisinde Efendimiz'e Hazreti Hz. Cebrail ahbirna alel iman diyor, ahbirna İslam diyor, ahbirna i̇hsan ihsan diyor ve dinin üç temel boyutunu soruyor. Ve biliyorsunuz hadisin sonunda Hz. Ömer'e Efendimiz diyor ki gelen kimdi Cibril? Allah Resulü diyor ki Cibril de size dininizi öğretmek için geldi diyor. Fakat üç soru sormuyor, dört soru soruyor. Dördüncü soru kıyametin alameti ve Allah Resulü diyor, Allah Resulü Hazreti ile sorulan sorandan daha çok bir şey bilmiyor. Yani mülk alemindeki elçi de, melekut alemindeki elçi de, Resul de bu konudaki bilgileri kayıtlı bilgiler ve müphem bilgiler, bilmiyor değil. Bilgileri yani Kaderi mübrem olan bir kaderi mutlak olan bir mesele, fakat o konudaki bilgileri mutlak bir bilgi değil. E, o yüzden e, lef mahve ispatla diyoruz yani mesele e, değişebiliyor. E, o yüzden ikisinin bilgisinde e, hem Cenab-Allah'ın ı meseleyi e, bildirmemesi itibariyle. Hem de bildirecek olan elçilerin de bu noktadaki bilgilerinin nasıl diyelim bir katiyet ifade etmemesi itibariyle onu hikmete binaen gizlemiştir. Ve Efendimiz de o şekilde ifade ediyor. Ama demek ki bu hadise o kadar bir mühim bir hadise ki yani kıyametin alameti, ahir zaman hadiseleri ki orada Efendimiz biliyorsunuz alametlerini sayıyor. Hazreti Cebrail. O kadar mühim bir hadise ki yani imanın şartları, İslam'ın şartları ve ihsanın yanı sıra dördüncü unsur olarak zikredilecek derecede ehemmiyetli bir hadise ve dinin öğretilmesi diyor. Yani özür dileyerek söylüyorum yani bu tür ahir zamandan haber verildiği zaman mesela beşinci şuayla da alakalı dersler yapıldığı zaman bunlara insanların böyle zihinsel fantazileri olarak bakmamak lazım. Bunun din, dinin ta kendisi olan bir hadise olduğunu anlıyoruz. Evet, Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kıyameti bekleyiniz, intizar ediniz tekrar etmesi şu hikmetten ileri gelmiş bir irşad-ı nebevidir. Yoksa vuku, vuku muayyene dair bir vahyin hükmüyle değildir ki hakikatten uzak olsun. İllet ayrıdır, hikmet ayrıdır. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu nevi sözleri hikmeti hamdan ileri geliyor. Yani böyle iphamla bahsedilmesinin bir hikmeti var. Hem şu sırdandır ki Mehdi Süfyan gibi ahir zamanda gelecek eşhasları çok zaman evvel hatta tabi zamanda onları beklemişler, yetişmek emelinde bulunmuşlar. Evet. Yani üstad gibi zatlara yetişmek emelinde olmuşlar. Hatta bazı ehli velayet onlar geçmiş demişler. İşte bu da kıyamet gibi hikmet ilahi iktiza eder ki vakitleri tayin etmesin. Şimdi sahabe bahsinde de görüyoruz. Hani ahir zamanda gelecek ümmetin daha hayırlı olacağına dair işaretler var. Bizim imanımızın sahabeden bile aşkın olabileceğimize dair işaretler var gibi haddi aşan ifadeler olmuş. Üstad Hazretleri onları tahsis için sahabeler bahsinde ne diyor? Bunlar hususi fazilete dairdir diyor. Umumi fazilet sahabenindir diyor. Bir de ahir zamandaki bazı hususi eşhas hakkındadır diyor. Bazı şahıslar özel şahıslar hakkındadır diyor. Yani kendisi gibi şahs manevi temsil makamındaki büyük zatlara dair hususi işaretleri. Biraz önce aslında buna işaret etmeye çalıştık. Efendimizin bazı hadislerinde genel söz, genel ifadeler olup genel ifadelerin genel ders verme yönü var ama onlar içerisinde hususi bu ifade içerisinde saklı bazı hususi bizzat belli zaman ve zemine belli şahıslara bakan hususi ifadelerde saklanmış oluyor. Çünkü her zaman her asır kuvve maneviyenin takviyesine medan olacak ve yeisten kurtaracak Mehdi manasına muhtaçtır. Bu manada her asıl bir hissesi bulunmak lazımdır. Sosyopsikolojik tarafından bahsediyor burada. Hem gaflet içinde fenalara uymamak ve lakaytlıktaki nefsin dizginini bırakmamak için nifakın başına geçecek müthiş şahıslardan her asır çekinmeli ve korkmalı. Malum üstad yani süfyan meselesi ki süfyan hadislerle geçmiyor. Hazreti Ali'nin ifadesi e, ahir zamanda müminler, müslümanlar içerisinde çıkacak nifak fitnesini süfyaniyet olarak e, bütün insanlık dairesinde çıkacak inkar-ı uluhiyet e, bir anlamda e, küfür düşüncesini de decaliyet olarak ifade ediyor. Bu decennet ve süfyanet her zamanda e, şahıslarla da temsil edilmiş mi? Edilmiş. Buna mukabil Üstad Hazretleri e, alem İslam'da süfyaniyete karşı mücadele eden, nifak hareketine karşı mücadele eden hidayet e, hareketini mehdiyet olarak isimlendiriyor. E, i̇nkar ı karşı asıl mücadeleyi, yapacak olan yeryüzü çapında Alem İslamiyette değil Alem insaniyette yeryüzünde yapılacak o büyük mücadeleyi de mesihiyet olarak ifade ediyor Yani bir anlamda iki e, e, fitneye karşı e, iki de hidayet hareketinden bahsediyor birisi Alem İslamiyette biri insaniyette iki e, hareketten bahsetmiş oluyor. Eğer tayin edilseydi maslahat-ı irşad-ı umumi zayi olurdu. Gerek menfi cereyanın başındaki zatlar, gerek müspet cereyanın başındaki zatlar bizzat ismen, hani bir yerde diyor ya, ismini vermek münasip düşmüyor. Demek ki ismini verecek derecede kendisinden sonraki zatları da çok net bir şekilde aslında biliyor. Ee, Mehdi gibi eşhasın hakkındaki rivayetin ihtilafı ve sırrı şudur ki, ee, Evet. Hadisi tefsir edenler metni hadisi tefsirlerine ve istinbatlarına tatbik etmişler. Mesela merkezi saltanat o vakit Şam'da veya Medine'de olduğunda Vukuat-ı Mehdiye bir Süfyani'yi merkezi saltanat civarında olan Basra, ve Şam gibi yerlerde tasavvur ederek öyle tefsir etmişler. Aslında İstanbul'da meydana gelecek bir hadisi olabiliyor yani. Evet, başkent orası olduğu için. Hem o eşyasın, o şahısların şahsı manevisine veya temsil ettikleri cemaat. Yani diyor ki Risale-i Nur'un şahsı manevisi ve şahs manevi temsil eden has şaketlerinin demek ki kendisi gibi o şahsı manevi temsil edecek bazı başka şahıslar da çıkacak. Ee, yani o hidayet kadrosu içerisinde ve çıkmış. Ee, şahs manevisi ferdi ferit makamına masardır diyor. Kutbiyet, gafsiyet ve ferdiyetsi cemeden böyle bir hususiyeti olacağından bahsediyor şahs-ı manevisine veya temsil ettikleri cemaate ait asar-ı azimeyi o eşhasın zatlarında tasavvur ederek öyle tefsir etmişler diyor. O eşhas harika çıktıkları vakit. Ne diyor? Acele ettim, kışta geldim. Sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Yani sizin cennet asa bir baharda beklediğiniz o isimle ya edilen, Mehdi isimlerinin ya edilen şahıs benim diyor açıkça Üstad Hazretleri. Yani ben geldim diyor. Ben buradayım. Evet, o eşhası harika çıktıkları vakit bütün halk onları tanıyacak gibi bir şekil vermişler. Aslında ne? Yani muacir hafız ahmetler, işte bazı insanlar onlar da büyük bir hoca, önemli bir alim olarak ihtima etmişler. Halbuki demiştik, bu dünya tecrübe meydanıdır. Akla kapı açılır fakat ihtiyari elinden alınmaz. Öyleyse o eşhası hatta o müthiş can dahi çıktığı zaman çokları hatta kendisi de bidayeten deccal olduğunu bilmez gerek Süfyan gerek Deccal bir hidayeten bilmez. Belki ölümlerini doğru belki bilirler veya bildirilirler. Yine burada çok önemli bir e, hadis. Çok da hatta mütevatir denemeyecek bir hadis. Farklı çünkü rivayet şekilleri var. Mehdi çıktığı zaman diyor önce Mekke'de çıkar diyor. İşte insanlar ona ittiba ederler. O işte ittiba etmek isterler. O bir bi, bi kabul ettiler. Sonra Medine'de zuhurundan bahsediyor. Sonra yeniden Mekke'de zuhurundan bahsediyor. Ve ondan sonra işte biat alacağından bahsediyor. Sonra Deccal'ı namazı kıldıracağından, Mesih'in ona itibar edeceğinden, Mesih'in eliyle Deccal'ı öldüreceğinden ve o ordunun yere batırılacağından haber veren hadisler var. Burada belki Mekke dönemi gibi bir dönem olacağını ve o is, o namla o isimle biyatı kabul etmeyeceğini yani Mekke dönemi derken imani bir dönem. Sonra daha geniş dairede meselelerin sosyalleştiği, hayata tatbik edildiği bir Medine dönemi gibi bir dönem olacağını, sonra Mekke'nin fethinden sonraki üçüncü bir dönem gibi bir dönem daha olacağını, belki o hadisi bu şekilde anlamak gerekirken insanlar işte bir, de, bir şahıs çıkacak Mekke'de, ee, sonra Medine'ye kaçacak, Medine'den Mekke'ye kaçacak şekilde böyle bir e, dramatizasyon içerisinde meseleyi zahiri nazarla anlayabilirler. E, fakat orada hadiste ifade edilen bir noktada da şu, e, Mehdi çıktığı zaman Deccal'ı Deccal'sın der diyor. Hatta Deccal onun üzerine o şahsı ortadan ikiye ayırır. Sonra ortasından geçer diyor. Sonra o kuvvetlenir. İşte e, on, tabii onun da ayrıca tevil ihtiyacı var. Sonra kalkar tekrar sorar. E, hatta kaldırır diyor. Deccal onu kaldırır diyor. Tekrar sonra yine öyle mi diyorsun? O diyor ki şimdi daha emin oldum ki sen Deccal'sın. Tabi bu hadis çok önemli bir hadis. Yani belki Deccal ve Mehdi mücadelesini anlatan en önemli hadis olduğu söylenebilir yani. Ee, orada e, Mehdi'nin ismine geçmiyor ama Deccal'a Deccal'sın diyecek bir şahıstan bahsediyor. Burada yani demek ki Mehdiyet'in önemli misyonlarından birisi Deccal'ın şahıs olarak kim olduğunu bilmesi, bildirmesi ve alenen ilan etmesi. Üstadın 5. Şua yazmasında böyle bir espri var. Yani 5. Şua yazıyor, o zamanki Süfyan'ın bilinmesi, kim olduğunu bilinmesi ve alenen bilmesi. Hatta Üstad e, hastanın minhasır diye yazmış ama 5. Şua'ya bir taraftan da en, en altından her yere dağıtmış. Yani o zamanki rejim tarafından ele geçirilsin, aslında işte okunsun ve bilinsin istiyor ve mahkeme safahatı oluyor. Mahkeme ile birlikte daha da iştihar ediyor, daha da şey oluyor, herkes Aa, bu böyle bir eser vermiş diye ne olmuş oluyor, o şahsın kim olduğu, o rejimin hangileri olduğu açığa çıkmış oluyor. Yani Mehdi'nin misyonunun önemli bir parçası olduğu için onu alelen ilan etmesi önemli bir mesele. Hatta mülaneye de bu şekilde bakmak lazım aslında. Ya, bu netlikte bakmak lazım. Evet konu önemli bir konu bu mesele. Ee, o yani bunu bir e, bir yandan da mütahhir ehli imanın eee pozisyonlarını doğru belirlemeleri açısından bir e, yani o tefrik yönü açısından önemli. Artık kendi takipçilerinin kuvve imani ile önemli. Bir de o şahısların ee, belki kıyamette e, batıl mazeretlerini dahi elinden alacak bir yönü var. Yani, batıl mazeretlerini kıyamet e, hesap gününde ellerinden alabilecek bir hususiyeti var. Yani sen böyledin, e, bu da sana söylendi. E, yani denmiş oluyor. Belki nuru imanın dikkatiyle o eşhas ahir zaman tanınabilir. Evet, Üstad tanımış. O zamanki pek çok alimler yanıldığı bir dönemde Üstad tanımış. alamet kıyametten olan Deccal hakkındaki hadis-i şerifte. Tabi bu zamanda da aynı şey geçerli. Birinci günü bir sene, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü eyyamı saire gibidir. Çıktığı zaman dünya işitir. Kırk günde dünyayı gezer rivayet ediliyor. İnsafsız insanlar bu rivayete muhal demişler. Haşa şu rivayetin inkar ve iptaline gitmişler. Beşinci şu anda da geniş izahı var malum. Evet. E, Halbuki vel ilmi indi Allah hikmeti şu olmak gerektir ki Alim küfrün en kesafetlisi olan şimalde burada da e, büyük decalı işaretler var. Tabiyun e, yani naturalizm, maddiyetçilik fikri küfrisinden süzden bir cereyan azim başına geçecek ve ruhiyeti inkar edecek bir şahsın. Şimal tarafından çıkmasına işaret ve şu işaret içinde bir remzi hikmet vardır ki Kürt bir şimaliye yakın dairede bütün sene bir gece bir gündüzdür, altı ay altı ayı gündüzdür. Şimdi üstadım bu tevilleri tevhilleri do mutla elbette doğru olmakla birlikte, üstadım e, gerek tabir ettiği hadislerin e, bu zamanda ve yakın gelecek zamanda yeniden tabire ihtiyacı olabilir. Artı üstadın tabir etmediği bazı hadislerinde şu zamanki çıkan vakıat üzerinden, Hatta bazı e, ayetlerdeki bazı ince esprilerinde ahir zaman hadiseleri üzerinden aslında tabire muhtaç olduğunu söyleyebiliriz. Deccal'ın bir günü bir senedir o daire yakında zuhuruna işarettir. İkinci günü bir aydır demekten Murat. Şimalden bu tarafa geldikçe bazen olur yazın bir ayında güneş gurur etmez. Şu dahi Deccal şimalden çıkıp alim medeniyet tarafına tecavüzüne işarettir. Günü Decal'a isnat etmekle şu işareti işaret eder. Daha bu tarafa geldikçe bir haftada güneş grup etmiyor. Daha gele gele turu ve grup ortasında 3 saat devam ediyor. Ben Rusya'da esaretteyken böyle bir yerde bulundum. Bize yakın bir hafta güneş grup etmeyen bir yer vardı. Seyir için oraya gidiyorlardı. decalı çıktığı vakit umum dünya işitecek olan kaydı telgraf ve radyo halletmiştir. 40 günde gezmesini de merkebi olan Şimendifer ve Teyyar'ı halletmişler. Eskiden bu iki kaydı muhal gören mühitler şimdi adi görüyorlar. Evet. Diyor. Üstad i̇şte Hazretleri. Alamet kıyametten olan Yecüc Mecüc'e ve Sedde dair bir risale bir derece tahsilen yazdığımdan ona havale edip şurada yanlış şunu deriz ki. Eskiden Mançur Moğol ünvanıyla İçtimai işte, Yaltı Beşeri veren yani tarihçiler ve Seddi Çin'in yapılmasına sebebiyet verenler, kıyamete yakın yine anarşistik gibi bir fikirle medeniyeti beşeri izli ver edecekleri rivayetlerde vardır. Bazı mühitler derler bu kadar acayip yapan ve yapacak taifeler nerede? Şimdi bu mümkün özellikle nasıl mümkün? Ee, özellikle ekonomik krizlerden sonra. Ekonomik krizleri takip eden büyük savaşlardan sonra e, özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla mesela bu oldu aslında Avrupa'da yani bir gece bakıyorsun kalkıyorsun Paris yanıyor. Bir gece bakıyorsun Londra yanıyor yani böyle e, ve bu insanlar bir anda sosyal medyada e, haberleşerek bunu yapabiliyor. Hani bu Vendetta filminde olduğu gibi, William for Vendetta'da olduğu gibi oluyor. E, bu tür hadiseler e, ekonomik krizi olursa, mesela Brezilya'da bir anda olabiliyor. E, dediğimiz gibi e, büyük ekonomik krizlerden sonra böyle büyük hadiseler, çok büyük hadiseler olabilir. Hatta e, böyle Mad Max filmlerinde gördüğümüz e, hadiseler, e, distopik anlatılar e, büyük e, ekonomilerde, özellikle kapitalist toplumlarda son derece mümkün. Olaylar aslında ee, yani kurtarılmış güvenli bölgeler olması on, onun dışındaki bölgelerin tamamında böyle bir anarşin hükmedeceği yani güçlü olanın kazanacağı e, hayatta kalabilmek için e, böyle e, bir anlamda kartellerin çetelerin yönettiği e, böyle çok vahşi dönemler de mümkün. Ee, şu anda tabi Cenab-ı Allah muhafaza etsin öyle büyük ekonomik krizler bu tür neticeleri verebiliyor. Bu ekonomik krizleri de genelde dünya tarihinde tetikleyen hadiseler... Aslında ekonomik krizler genelde savaşları tetikliyor. savaşları ekonomik krizleri değil de ekonomik krizler savaşları tetikliyor. Ama e, savaşlarla birlikte da mesela daha da derinleşmiş oluyor. So sosyal kriz daha derinleşmiş oluyor. Ee, ve bunun neticesinde bu tür dönemler yaşanabiliyor maalesef. evet yani dünyada bu anlamda aslında çok kırılgan, dünya ekonomisi de çok kırılgan dönemler yaşıyor. Hafizan Allah. Evet, Ercan Çekirge gibi bir afat. Burada üstadın kıtlığa dikkat çekmesi önemli. Mülk suresinin son ayeti bu anlamda aslında işari anlamda da çok önemli ee, şeyler taşıyor, espriler taşıyor. Ee, büyük Sures'in son ayeti. Hatta ben ona bu cihetlere bakmıştım bir 3-4 sene önce. Çok yakın zamana işaret ediyor, öyle söyleyeyim. Ee, büyük son ayeti. E, dünya tarihinde görülmemiş derecede büyük kuraklıklar, kuraklıkları takip eden kıtlıklar, kıtlıkları takip eden ekonomik ee, krizler e, ve sosyal değişim ve dönüşümler olabilir ki dünya tarihinde bundan önce de daha önce de görülmüş. Ee, evet. Çekirge gibi bir afat bir mevsimde pek çok kesette bulunur. Mevsim değiştikçe memleket fesada veren kesette o eden hakikatleri mahdut bazı fertlerde saklanıyor. Yine zamanı geldikçe emri ilahiyle o mahdut fertlerden gayet kesetti aynı fesat yine başlar. Güya onların hakikatin milliyetleri inceliyor, kopmuyor. Yani bu tür, aslında düşünce tarihinde de bu benzer bir mesele. Hani şimdi şey diyoruz işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bir daha böyle bir milliyetçi akım olmaz. İşte hemen oluyor yani şu anda Avrupa'da. Yani çok kısa bir dönemde, 50 sene sonra tekrar kuvvetlendi şu anda. İktidarı oynuyor yani. 70 sene geçti İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Ee, yine mevsimi geldikçe zuhur ediyor. Aynen öyle de bir zaman dünyayı her cümerç eden o taifeler, Moğol istilasından bahsediyor. İzni ilahiyle mevsimi geldiği vakit aynı tayfe medeniyeti beşeriyi her cümerç edecekler. Edebilirler demiyor edecekler diyor. Ee, fakat onların muharrikleri başka bir surette tezahür eder. La yel mugaybi illallah. Evet onlar hareket edecek unsurlar daha farklı olabilir diyor. Evet dünya çok farklı şeylere gebe. 9. asıllı ve kalanları inşallah kısa bir aradan sonra devam edelim. 8 dakika ara verelim. yarım saat sonra yani 8 dakika sonra 12.30 bizim saatimize göre oluyor. İnşallah devam edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dokuzuncu asıl. Mesail-i imaniden bir kısmın bir kısmın netayici şu mukayyet kayıtlı ve dar aleme bakar. Diğer bir kısmı geniş ve mutlak olan alem ahirete bakar. Amellerin fazilet ve sahabına dair hadis-i şeriflerin bir kısmı tergip ve terhibe münasip bir tesir vermek için belagatlı bir üslupta geldiğinden dikkatsiz insanlar onların mübalağını zannetmişler. Halbuki bütün onlar aynı hak ve mahsa hakikat olduklarından mücazife ve mübalağa içlerinde yoktur en zümle, en ziyade insafsızların zihnini kurcalayan şu hadistir ki, dünyanın Cenab-ı yanında bir sinek kanadı kadar kıymeti olsaydı, kafirler bir yudum suyu ondan içemeyecek idiler. Hakikati şudur ki, indi Allah tabiri alem bekadan demektir. Evet, alem bekadan bir sinek kanadı kadar bir nur, madem ebedidir, yeryüzünü dolduracak muvakkat bir nurdan daha çoktur. Demek koca dünyayı bir sinek kanadıyla muazene değil, Belki herkesin kısacık ömrüne yerleşen hususi dünyasının alem bekadan bir sinek kanadı kadar daimi bir feyz ilahiye ve bir ihsan ilahiye muvazeneye gelmediği demektir. Hem dünyanın iki yüzü var, belki üç yüzü var. Bir Cenab-ı Hakk'ın esmasının ayneleridir. Diğeri ahirete bakar, ahiretin tarlasıdır. Diğeri fenaya, ademe bakar bildiğimiz marz ilahi olmayan ehl-i delaletin dünyasıdır. Demek ki Esma-i Hüsna'nın ayneleri ve miktubatı semedaniye ve ahiretin mezzası olan koca dünya değil, belki ahirete zıt ve bütün hatiyatın menşehi ve beliyatın menbaı olan dünya perestlerin dünyasının alem-i ahirette ehli imanı verilen sermediği bir zerresine değmediğine işarettir. Fesuphanallah. İşte en doğru ve ciddi şu hakikat nerede ve insafsız ehli ilhadın fehmettikleri mana nerede? o insafsız ehli ilhadın en mübala, en mücazefe zannettikleri, zannettikleri mana nerede? Ve evet. yani mesela insafsız ehli ilhadın mübala zannettikleri, hatta muhal bir mübala ve mücazefe tevehüm ettikleri biri de amellerin sevabına dair ve bazı surelerin vaziyetleri hakkında gelen rivayetlerdir. Mesela Fatiha'nın Kur'an kadar sevabı vardır. Bu çok anlaşılır mesela. Üstad da çok güzel ifade ediyor. Ya yani eline mesela bir, çeki, bir Meyveyi kopardın, ee, ağaçtan ağacın içindeki bir meyvenin içindeki bir çekirdeği aldın dedin ki o çekirdek bu ağaçı kapsar dedin. Aslında o ağacın içindeki bir dalın bir meyvesin içindeki bir çekirdekten bahsediyorsun. Yani Kuran'ın içindeki Fatihan'ın içindeki diyelim Besmele ayetinden bahsediyorsun. Bu Kur'an kadar desen doğru demiş oluyorsun. Yani o çekirdek ne olmuş oluyor? o ağacı kapsamış oluyor. Bu çok anlaşılır bir mesele aslında. Fatiha'nın Kur'an kadar sevabı vardır. Sure-i İhlas'ın sülüsü Kur'an, üçte bir. Sure-i İza Züzzetil Ardı Rub'u, Sure-i Gulyan Yelkâfı'nın Rub'u, Sure-i Yasin on defa Kur'an kadar olduğuna rivayet vardır. İşte insafsız ve dikkatsiz insanlar demişler ki, şu muhaldir çünkü Kur'an içinde Yasin ve öteki faziletli olanlar da vardır, onun için manasız olur. El hakikati şudur ki Kur'an-ı Kerim'in her bir harbinin bir sevabı var, bir hasenedir. Fazla ilahi de o harflerin sevabı şümbürlenir. Bazen on tane verir, bazen yetmiş, 70, bazen yedi yüz ayetin kürsü harfleri gibi. Bazen bin beş yüz, sure i İhlas'ın harfleri gibi. Bazen on bin, Leyla-i Berat'ta okunan ayetler ve makbul vakitlere tesadüf edenler gibi. Ve bazen otuz bin, mesela Haşhaş Tohumu'nun kesetli müsyülü Leyla-i Kadir'de okunan ayetler gibi. Evet. ve o gece bin aya mukamil işaretiyle bir harfin o gecede otuz bin sevabı olur anlaşılır inşallah. İşte Kur'an-ı Hakim tezavüfü sevabıyla beraber elbette muazeneye gelmez ve gelemiyor. Belki asıl sevap ile bazı surelerle muazeneye gelebilir. Evet. Mesela içine mısır ekilmiş bir tarla farz edelim. Bin defa ekilmiş. Bazı habbeleri yedi simbül vermiş farz etsek her bir süm sümünde yüzer tane olmuş ise o vakit tek bir habbe bütün tarlanın iki sülüsüne mukabil oluyor. Mesela birisi de on sümbül vermiş, her birinde iki yüz tane vermiş. O vakit bir tek habbe asıl tarladaki habbelerin iki misli kadardır ve herkese kıyas et. Çok makul, çok güzel bir izah. Yani tekvin üzerinden teşriği bir meseleyi anlıyoruz. Şimdi Kur'an-ı Hakim'in nurani mukaddes bir mezra-i semaviye tasavvur ediyoruz. İşte her bir harfi asıl semamiyle birer habbe hükmündedir. Yani gök ekin diyor, deniyor ya. Onların sümbürleri nazar alınmayacak. Sure-i Yasin, İhlas, Fatiha, Hulyan, Yer, Kafir, İzaz, Ardı gibi sahil faziletlerine dair rivayet edilen sure ve ayetlerle muazene edilebilir. Mesela Kur'an-ı Kerim'in 300 600 Harfi olduğundan Sure-i İhlas Besmele ile beraber 69'dur. 3 defa alt, 69, 207 harftir. Demek ki Sure-i İhlas'ın her bir harfinin haseneleri 1500'e yakındır. İşte Sure-i Yasin hurufatı hesap edilse, Kur'an-ı mecbur hurufatına nispet edilirse ve 10 defa muzaaf olması zarar alınırsa şöyle bir netice ortaya çıkar ki Yasin-i Şerif'in her bir harfi takriben 1500'e yakın sevabı vardır. Yani o kadar hasen sayılabilir. İşte buna kıyasen başkalarını dahi tatbik etsen ne kadar latif ve güzel ve doğru ve mücazefesiz bir hakikat olduğunu anlarsın. Onuncu asıl, ekser tayfi mahlukatta olduğu gibi efal ve amali beşeriyede bazı harika fertler bulunur. Bu da çok güzel bir asıl gerçekten. O fertler eğer iyilikte ileri gitmişse, çok önemli bir konu, o nevilerin medarı fakirleridir. Yani kainatın iftihar tablosu diyoruz. Yoksa medarı şahametleridir. Yani bunu nereden anlıyoruz? Allah Resulü diyor ki, ya, ya Rabbi bu dini iki Ömer'den birisiyle teyit et. Yani istidatları itibariyle Hazreti Ömer ve Ebu Cehil beşeri potansiyelleri itibariyle benzer şahıslar. Fakat ne oluyor? İyilikte ileri gitmiş, o nevileri medar fahri olmuş. Yani o nevileri, o türün, o karakteri medar fahri olmuş bir Hazreti Ömer var. Yoksa medar-ı Ebu Cehil var yani veya Ebu Leheb le Hazreti Öbekir var. Hem gizleniyorlar. Adeta birer şahs-ı mani, birer gayi hayal hükmüne geçerler. Sair fertlerin her birisi o olmaya çalışır. Ve o olmak ihtimali var. Yani o, o nurla nurlanmış olanlar her birisi o, e, bir anlamda bilinmediği için o şahıs ben olsam, Hatem-i Evliya ben olayım demiş mesela. Gavs-ı Azam ben olayım istemiş. Yani bu şey değil e, ne bileyim bir büyüklenme anlamında değil. Cenab-ı Allah'a en yakın olma e, arzusu e, olması gereken bir arzu zaten. E, o olmaya çalışır ve olmak ihtimali var. Demek ki, o mükemmel harika fert ise mutlak müphem bulunup her yerde bulunması mümkün. Şu ipham itibariyle mantıkça kaziyeyi mümküne suretinde külliyetine hükmedilebilir. Yani her bir amel şöyle bir netice veril, verebilmesi mümkündür. Mesela kim ki iki rekat namazı filan vakitte kısa bir hac kadardır. Değil mi? O tür rivayetler var. İşte iki rekat namaz bazı vakitte bir haca mukabil geldiği hakikattir. Yani o tür bir inkişaf olabiliyor. Her bir iki rekat namazda bu mana külliyet ile mümkündür. Demek şu nevideki rivayetler vuku bil fiil daima ve külli değil. Dira kabulün madem şartları vardır külliyet ve daimilikten çıkar. Belki ya bir fiil muvakkattır, mutlaktır veya mümkün külliyedir. Demek şu neviye hadisteki külliyet ise imkan itibariyledir. Potansiyel itibariyledir. Mesela gıybet katil gibidir. Demek gıybet öyle bir fert bulunur ki katil gibi bir zehri katilden daha muzurdur. Çünkü külliyet kesmeder bir cemaatin, bir cemiyetin umumi bir gıybeti olur ve böyle çok galiz bir gıybeti olur ve umum uh, mukadderatına bakan, umum sevabına bakan, umum ameline bakan ve onların neticelerini zayi edecek büyük bir gıybet olur. Ne olur? Seni öyle bir yükümlülük altına sokar ki hafızan Allah, onun altından kalkma mümkün olmaz. Mesela bir güzel söz, bir abdi azal etmek gibi bir sadakayı azimenin yerine geçer. Şimdi terkip ve teşvik için o müphem, ferdi mü, mükemmel, mutlak bir surette her yerde bulunmasını imkanını vaki bir surette göstermekle hayra şevki ve şerden nefreti tahrik etmektir. Çünkü kelam nedir? Kemaline masruftur yani. Hem de şu alemin mikyasıyla alem ebedinin şeyleri tartılmaz. Buranın en büyüğü oranın en küçüğüne muvazi gelmez. Sevabı amal o aleme baktığı için dünyevi nazarımız ona dar geliyor. Aklımıza sığıştıramıyoruz. Evet. Evet. Burada şey var mı? Mealini vermiş mi? Zaten veriyor, evet. İnsafsız ve dikkatsizlerin en ziyade nazar dikkatini cevap eden şu gibi rivayetlerdir. Hakikati şudur ki, dünyada dar nazarımıza kısacık fikrimizle Musa ve Harun Aleyhisselamların sevaplarını ne derece savur ediyoruz, biliyoruz. Burası önemli bir nokta. Biraz sonunda da çok enteresan bir espriden bahsediyoruz Üstad Velayet'e dair. Alem-i ebediyette rahim-i mutlak saadet-i nihayetsiz ihtiyaçını bir abdine bir tek birde mukabil vereceği hakikat sevap, o iki zatın sevaplarına fakat daire-i ilmimize, tahminimize gelen sevaplarına müsavi olabilir. Mesela bedevi vahşi bir adam hiç padişahı görmemiş, saltana taşmetini bilmiyor, bir köyde bir ağayı nasıl tasavvur eder, o mahluk fikriyle bir padişahı ondan büyükçe bir ağa kadar bilir. Hatta bize sade değil bir tayfe vardır ki eskiden diyorlardı ki padişah kendi ocağı yanında, tenceresinin başında pişirdiği bulgur çorbası yanında ne yapıyor? Biz, bizim ağamız onu biliyor. Demek onlar padişahı o kadar dar bir vaziyette, adi bir surette tahayyül ediyorlar ki kendi bulgur çorbasını kendi pişiriyor, adeta bir yüzbaşı haşmetinde farz ediyorlar. Şimdi bir o adamlardan birisine desesem bugün benim için bu işi yapsan senin bildiğin padişah haşmeti kadar sana bir haşmetlik vereceğim. Yani bir yüzbaşı kadar bir rütbe vereceğim. O söz hakikattir. Çünkü Haşmet Padişahiden onun dar fikrine, dar daire fikrine giden ancak bir yüzbaşılık kadar bir şevkettir. İşte dünya nazarıyla dar fikrimiz dairete mütevecci hakikati sevabiyi o bedevi adam kadar da düşünemiyoruz. Hz. Musa Aleyhisselam, Hz. Harun Aleyhisselam'ın meşhurumuz Allah hakiki sevaplarıyla muazene değil. Çünkü teşbih kaidesi meçhulü maluma kıyas eder. Belki muazene edilen ve malumuz olan tahminimize giren sevapları sevaplarıyla bir abdü bir müminin mukabil meçhulümüz olan hakiki sevabıdır. Bu genele verilmiş cevap. Şimdi üstad biraz daha meseleyi özele getirecek. Hem de deniz yüzü ile katlenin göz bebeği güneşin tamam aksini tutmakla müsavidirler. Hak keyfiyettedir. Hazret Musa Aleyhisselam ve Hazreti Harun'un deniz misal aynı ruhlarla inikas eden mahiyet sevap, bir katri hükmünde bir abd müminin bir ayetten aldığı aynı mahiyeti sevaptır. Mahiyetçe, kemi kemiyetçe birdirler. Keyfiyet ise kabiliyete tabidir. Hem bazen olur ki bir tek kelime, bir tek tesbih, öyle bir saadet tazinesini açar ki 60 sene hizmetle o açılmamış. Bakın burası enteresan. Yani evrat meselesi Hani bazen biz şey yapıyoruz da meseleyi. Hem bazen olur ki bir tek kelime, bir tek tesbih öyle bir saadet hazinesini açar ki 60 sene hizmetle o açılmamış. Demek bazı halat oluyor ki bir tek ayet Kur'an kadar fayda verebilir. Hem ismi azama Mashar olan Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ayette Mashar olduğu feyzi ilahi belki bir peygamberin umun feyzi kadar olabilir. Efendimiz'in bir ayette aldığı feyiz, bir peygamberin aldığı umum feyizi kadar olabilir. veraset Ahmediye ile ismi azam zilline mazhar bir mümin, o mümin kim kendisi? Kendi kabiliyeti itibariyle kemiyetçe, keyfiyetçe değil, bunu gümüş ve altın meselesi üzerinden anlayalım bir nebinin feyzi kadar sevap alıyor denilse hilaf hakikat olamaz. Veraset Ahmedi ile İsmi Azam zilline masar bir, bir, mümin yani kendisi kendi kabiliyeti istidadı itibariyle kemiyetçe bir nebinin feyzi kadar sevap alıyor denilse bu kemiyet keyfiyet meselesini Hazreti Ali, Hazreti Ebekir, Hazreti Ömer kıyasındaki kemiyet, keyfiyet hatırlayalım orada. Gümüş, altın, altın nübüvveti temsil ediyor. Gümüş, velayet temsil ediyor. E, hatırlayalım orada Hazreti Ali'nin kemiyetçe daha ileri olması, velayetçe ileri olması manasında fazlaca nasipler olması manasında ele alıyordu. Oradaki şeyi burada devam ettiriyor üstad. Hem de sevap ve fazilet nur alemindendir. O alemden bir alem bir zerreye sığışabilir. Nasıl ki bir zerrecik bir şişede semavat nücumuyla beraber görünebilir. Yani şu örnek üzerinden düşünelim. Mesela dünyadaki ilk elma tohumunu düşünelim. Bu ilk elma tohumundan desek ki bu elmada öyle bir, bu tohumda, bu çekirde öyle bir bereket var ki sadece bir o zamanki ağacın da değil, ondan sonra gelecek bütün elmalar ona bağlı yani. Şimdi ona sığışmış oluyor yani o alemden bir alem bir zerreye sığışabilir. Nasıl ki bir zerrecik bir şişede semavat nücumuyla beraber görünebilir, öyle de niyeti hariseyle şeffafiyet peyda eden bir zikirde veya bir ayette semavat gibi nurani sevap ve fazilet yerleşebilir. Netice ve ey insafsız ve dikkatsiz ve imanı zayıf, felsefesi kavi, hodbin münekkit, her şeyi tenkit eden, her şeye septik yaklaşan adam. Şu on asılı nazara al. Sonra sen hilaf hakikat ve kat'i muhalifi vaki görünüm bir rivayeti bahane ederek ah ehadis-i şerifeye ve dolayısıyla Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mertebe ismetine halal verecek itiraz parmağını uzatma. Zira evvela on asın on dairesi seni inkardan vazgeçirir. Hakiki bir kusur varsa bize aittir derler. Hadise raci olamaz. Eğer hakiki değilse senin sui fehmine aittir derler. En hasıl inkar ve redde gitmek için şu on aslı teksip ve iptal etmek lazım gelir. Şimdi, insafım insafın varsa bu on usulü kemal dikkatle düşündükten, düşündükten sonra o aklın hilaf hakikat gördüğü bir hadisin inkarına kalkışma. Ya bir tefsiri, ya bir tevili, ya bir tabiri vardır de ilişme. 11. asıl. Nasıl Kur'an-ı Hakim'in müteşabihatı var, tevile muhtaçtır veya mutlak teslim istiyor. Ehadisinde Kur'an'ın müteşabihatı gibi müşkilatı vardır. Bazen çok dikkatli tefsire ve tabire muhtaçtır. Geçmiş misallerle iktifa edebilirsiniz. Evet, nasıl ki hüşyar olan adam, yatmış olan adamın rüyasını tabir eder. İki Ehli çoban hikayesini hatırlatıyor. Oradaki örneği hatırlayalım. Öyle de bazen uykuda olan bir adam yanında uyanık olan konuşanının sözlerini işitiyor fakat kendi alemi menamında tatbik eder, bir tarzda mana veriyor, tabir ediyor. Öyle de ehli gaflet ve felsefe uykusu içinde tenmin edilen insafsız adam. Sırrı tenamu ayneye ve la yenamul galbi galiba soru ve mertaga yani benim gözüm uyur, kalbim uyumaz. Hükmüne masal ve hakiki üçyar olan, yakzan olan zatın gördüğünü sen kendi rüyanda inkar değil tabir et. Evet uykuda bir adamı bir sinek ısırsa müthiş bir harpte yaralar alır gibi bir hakikati nemiye bazen telakki eder. Ondan sorulsa hakikaten ben ben yaralandım, bana top, tüfek atıldı diyecek. Yanında oturanlar onun uykusundaki ızdırabına gülüyorlar. İşte bu nevm-i nazar gaflet ve fikri felsefe elbette hakiki nüvete mihenk olamazlar. Üstad Hazretleri bunu felsefeye uyguladığı gibi felsefi tasavvuf anlayışlarına da uyguluyor bu yaklaşımı. Evet. Mahdede vücuttan. 12. asıl sanırım sonuncu asıl olacak. Nazar-ı nübüvvet ve tevhid ve iman vahdete, ahirete, uluyete baktığı için hakiki hakaiki ona göre görür. Ehli felsefe ve hikmetin nazarı kessete, esbaba, tabiata bakar. Ona göre görür. Noktayı nazar birbirinden çok uzaktır. Ehli felsefenin en büyük bir maksadı, ehli usulü din ve ulema ilmi kelamının vakası içinde görünmeyecek bir derecede küçük ve hemmiyetsizdir. İşte onun içindir ki mevcudatın tafsili mahiyetinde ve ince ahvallerinde ehli hikmet çok ileri gitmişler. Biliyorsunuz Üstad Hazretleri bunu 25. sözde Kur'an Kur'an içinde yani Kur'an'ın maksatları içerisinde felsefenin maksadı çok küçük bir yer tuttuğu için 20. sözde aslında buna değindi. 25. sözde de değindi. Burada da değiniyor. Fakat hakiki hikmet olan ulum-u aliye ilahiye, hakiki hikmet olan ulum aliye ilahiye ve uhreviyede o kadar geride, geridirler ki en basit bir müminden daha geridirler. Bu sırrı fehmetmeyenler muhakkikin İslamiyeyi hükemalara nispeten geri zannediyorlar. Halbuki akılları gözlerineymiş, kesette boğulmuş olanların ne haddi var ki veraset nüvvet ile makam âliye-i kutsiye yetişenlere yetişebilsinler. Hem bir şey iki nazar ile bakıldığı vakit iki muhtelif hakikati gösteriyor. İkisi de hakikat olabilir. Fennin hiçbir hakikati katliyesi Kur'an'ı hakaiki kutsiyesine ilişemez. Fennin kısa ile onun münezzeh ve mualla damiyenine erişemez. Dumuni olarak bir misal zikrediyor. Üstad Hazretleri hani ya nazar, niyet, mana, ismi, manayı harf derken mana, ismiye de dikkat çekiyor. Çünkü sadece manayı harfiye baktığınız zaman bu sefer tefrik yapamıyorsunuz. Yani farka gidemiyorsunuz. Hani orada söylemiştik bu konuyu işlerken mana ismi olmadığı zaman zaten bu sefer zahiri nazarla bilim yapmanız da çok mümkün olmayabilir. Ee, ama mana ismi sadece mana harfiyle baktığınız zaman bu sefer her şeye cemde baktığınız zaman farka da gidemeyebilirsiniz. O yüzden farka gidebilmesiniz. Manayı e, bir anlamda ismiyle de bakmanız gerekiyor. Mesela küre arz ehli hikmet nazarıyla bakılsa hakikat şudur ki güneş etrafında mutavassıt bir seyyare gibi hadsiz yıldızlar içine döner. Yıldızlara nispeten küçük bir mahluk. Fakat ehli Kur'an nazarıyla bakıldığı vakit 15. Söylede izah edildiği gibi şöyledir ki semeri i alem olan insan en cami, en bedi, en aciz, en aziz, en zayıf, en latif bir muze kudret olduğundan beşik ve meskeni olan zemin semaya nispeten maddeden küçüklüğüyle ve hakaretiyle beraber manen ve sanaten bütün kainatın kalbi, merkezi, bütün mucizat sanatının meşleri, sergisi, bütün tecelliyat esmasının masarı, noktayı mihrakiyesi, nihayetsiz faaliyet Rabbaniye'nin mahşeri mahkesi, hadsiz hallakiyet ilahiyenin hususen nebatat ve hayvanatın kesrettiği envai sagiresinden cevvadani icadın medarı, çarşısı ve pek geniş ahiret alemlerindeki masnuatın küçük numune numunegahı ve mensurcat-ı ebediyenin surat değişen tezgahı ve menazır selmediyenin çabuk değişen taklitgahı ve saatini daimenin tohumcuklarına suratle sümbürlenen dar ve muvakkat mezrası ve terbiye terbiyegahı olmuştur. İşte arzın bu azameti maneviyesinden ve ehemmiyeti sa saneviyesindendir ki Kur'an-ı Hakim semavata nispeten büyük bir ağacın küçük bir meyvesi hükmünde olan arzı bütün semavata karşı küçücük kalbi büyük kalıba mukabil tutmak gibi denk tutuyor. Yani işte bu insan merkezli kainat modellemesi, dünya merkezli evren modellemesinin e, sebebini Üstad burada ifade ediyor onu bir kefede bütün semavatı bir kefede koyuyor. Mukarreren Rabbü semavati ve ard, vel ard diyor. İşte sair mesairi buna kıyas et ve anla ki felsefenin ruhsuz sönük hakikatleri Kur'an'ın parlak ruhlu hakikatleriyle müsaade edemez, çarpışamaz. Noktayı nazar ayrı ayrı olduğu için. Yani burada galebe edemez demiyor, müsaade edemez. Yani konular farklı, yaklaşımlar farklı. Noktayı nazar ayrı ayrı olduğundan ayrı ayrı görünür. Evet. Bu da temel bir ifade etmiş oldu işte Bu Ramazanda kendinize bir iyilik yapın ve Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi'nin 3 yaz seminerinden birine illaki kaydolun. 8 Mayıs'ta başlayıp 12 Ağustos'ta hitame edecek 14 haftalık bu seminerlerle düşünce ve iman dünyanızı yeniden inşa edebileceksiniz. Yeryüzü mirasçılarının vasıfları seminerini tercih ederseniz, muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin hayalini kurup projelerini yaptığı ve kurtarıcı nesil, altın nesil, ruh ve mana hekimleri, düşünce ve aksiyon insanları, ışık süvarileri, ruh ve düşünce hekimleri, mefkure insanları, Çağın sorumluları gibi mesaj yüklü terkiplerle adlandırdığı ahseni takvimi mazhariyetin 13 temel vasfını tanıyacak, bu vasıfları edinmenin ve edindirmenin yollarını arayacaksınız. Araştırmacı yazar Kerim Balcı'nın koordinatörlüğünde aralarında Necret İçel, Albert Frolov, Nedim Hazar, Numan Yiğit, Orhan Bircan, Mehmet Yavuz Şeker, Sami Koçak, Fatih Kumaş, Fatih Açık Fatma Nur Kılıç, Yusuf Bayram, Yüksel Nizamoğlu, Hamdullah Bayram Öztürk, Cemal Türk, Adnan Aslan, Taceddin Kayaoğlu, Emine Eroğlu ve Deniz Yolcu gibi uzman isimlerin bulunduğu misafir öğretim görevlilerinin katılımıyla yaşanacak bu müzakere şenliğine dahil olmak istemez misiniz? Lemalar Dershanesi'nde Risale-i Nur Eczanesi'nden asrın yaralarına devalar derleyecek, Sözler Dershanesi ile başlayan Risale-i Nur'un tamamını kapsayıcı ve derinlemesine bir nazarla okuma serüvenimize eşlik edeceksiniz. Seyit Erkal, Profesör Doktor Ayhan Tekineş, Doktor Yüksel Nizamoğlu, Emine Eroğlu, Aslı Baran, Doktor Mehmet Yavuz Şeker, Kerim Balcı, Profesör Doktor Ömer Atilla Ergi, Osman Kar yağdı, Mehmet Akar, Doktor Süleyha Meri Fikret, Doktor Hakan Gök, Doktor Hulusi Yavaş, Cemil Tokpınar, Doktor Ali Sayit Karahanlı, Profesör Doktor Osman Şahin, Yusuf Bayram ve Enes Ergene gibi uzman isimlerin her birinin uzmanlık alanlarındaki bir lem ayı analiz edecekleri, Doğu ve Batı'nın hikmet eserleriyle kıyaslayacakları lemalar yolculuğumuza katılmak istemez misiniz? hac ve umre sertifikası programına dahil olmak, muhterem Fethullah Gülen'in bir rüyasını onunla birlikte görmek adeta. Necati Mert'in koordinatörlüğünde Doktor Ahmet Kurucan, Doktor Reşit Haylamaz, Faruk Sünbül, Emine Eroğlu, Doktor Figen Es, Harun Tokak ve daha pek çok alanlarında uzman ismin katılımıyla gerçekleşecek olan seminerimiz hac ve umrenin menasıkı kadar mekanlarını, kültürünü, edebiyatını hatta efsanelerini de ele alacak. Müzakere saatleri, eleştirel düşünme atölyesi, paneller ve belgesel ve film saatleriyle zenginleştirilmiş hac ve umre sertifikası programına dahil olduğunuzda, kendinizi hac ve umre rehberliği yapabilecek yetkinliğe erişmiş, manen dinginleşmiş, katılımcı arkadaşlarınızla tıpkı hac arkadaşlığı benzeri bir ders arkadaşlığı tesis etmiş bulacaksınız. Bayramdan önce kendinize veya dostlarınıza bir bayram hediyesi alın ve Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi'nin 3 yaz seminerinden birine illaki kaydolun. Kendiniz katılamayacaksanız bir öğrencinin katılım bursunu karşılamak üzere bağışta bulunmayı da düşünebilirsiniz. Risale ve Hizmet Araştırmaları Merkezi, bilginin erdeme dönüştüğü Respect Graduate School projesidir.